Semih bunlar ne? Burada şu an iki tane iPhone 7'miz var. Hani nerede iki tane? Bir tane var. Bu bir, bu da iki. Ne yapacağız onları? Onu zaten onda vardır anakart. Bunu buna mı takacağız? Yok hayır. Bunu sıfırdan tüm malzemeleri sıfır buna takacağım. Bunu da hediye edelim. Sağlam hurdayı hediye edelim. Yani. Sağlam hurda çünkü bütün duruyor şu an. Sağlam hurda derken yani bilmiyoruz çalışıp çalışmadığını. Hurda ama sağlam görünüyor. Ya en azından kasası çok temiz. Tamam o zaman bunu da abonelerimize hediye edelim. Şurada ağzı bir yamukluk ama var. Sadece tek telefon olmaz bence. Tamam bir şeyler daha hediye edelim. Bunları hediye edemeyiz. Bunlar bizim ev için. Kusura bakmayın. O zaman. Dur şunları bir kaldırayım. Bunlara da videodan değineceğiz. Bunlar yeni ekipmanlarımız. Bundan zaten bende bir tane var. Onu açmaya gerek yok. Onu ev için aldık. Nerede kullanıldığından Semih bahsedecek. Are you listening? Merhaba arkadaşlar, ben Ferdi. Tamiret kanalına hoş geldiniz, ben Semih. Hediyeler, şöyle iki powerbank, iki kulaklık, oyuncu kulaklığı diye geçiyormuş bunlar. Bir tane de böyle RGB'li bir oyuncu kulaklığı. Powerbank var 30 binlik. Çok ağır. Yani totalde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ürün mü oldu? Telefonla beraber 7. 7. Bunlar arkadaşlar 7 olacak. Şimdi daha önceden hurda telefonu hurda malzemelerden toplamıştık. Bu sefer bu iPhone 7'yi tüm malzemelerini yeni kullanacağım. Bu iPhone 7 çalışıyor. Çalışıyormuş daha doğrusu. Şöyle bir dipnot iliştireyim ben. Bu bizim Bitpazarım internet mi serilerimizden. Sizin çok sevdiğiniz bir seri. Biz almadık bunu. 75 liraya bizim kuzenimiz almış. İstanbul'da nereden satın aldığını hikayesiyle birlikte anlatırken bahsediyoruz zaten. Videoda akışta bahsedeceğiz. Semih söz sende. Bu anakartı ilk önce takmamız için bize bir kasa lazım. Şimdi burada şöyle bir şey göstereceğim arkadaşlar. Ha, bu değil pardon. Bu yeni bir dolu kasamız. Dolu kasanın içinden bant da çıkabiliyor. Bazılarından çıkmıyor. Şimdi burada size göstermek istediğim şu dolu kasadan kastı ne? On-off flexleri, titreşim motoru, alt buzzer ve şarj board'u var. Şu da boş bir kasamız arkadaşlar. Jet black. Boş yani hiçbir şey yok bakın. Flexler yok, alt şarj board'u yok, titreşim grubu yok. Yani bunu alırsanız kendiniz tamir etmek için şu tuşlar dahil buraya takmanız gerekiyor. Bu kasalar tamiret.net'te de var. Bana çok oradan soru geliyor. Dolu kasada anakart çıkıyor mu diye. Dolu kasada anakart çıkmaz. Yok. Doludan kasıt Semih'in işte saydığı malzemelerdir. Evet. Ben bu videoda biraz da bunu da öğrenin diye düşündüm. Normalde boş bu kasa şekilde alırsanız eski kasanızdan diğer ekipmanları, malzemeleri aktarmanız evet gerekiyor. Benim tavsiyem dolu kasa almanızdır. Boş kasa çok işçilik gerektirir ve eski ekipmanlarda arıza olanları olabilir, uğraştırır. Mesela dolu kasada bazen şey de olabiliyor. Bazılarında titreşim motoru gelmiyor ya da şu kablolar da olmayabiliyor, bilginiz olsun. Bu benim aldığım firma İçeriği koymuş. Sorun hani satın almadan önce. Bizim sattıklarımızda genelde titreşim motoru hepsinde var zaten. Bu arada bu önünde gördüğüm yeni bir Xiaomi Mija'ya benziyor. Evet onu da kullanacağız. Bu aslında şunun şarjlısı. Mija'nın şarjlısı. Evet bu evet. Mija'nın şarjlısı. Mija grubu. Evet. Şöyle açayım isterseniz onu da. Ya bunun almanızın bir sebebi vardı aslında. Semih bahsedecek. Bunda tork ayarı var. Evet burada 1 ve 2 şu an kapalı. Çalışmıyor. Wolfstick 1F'in sökemediği bazı laptop bilgisayar aynen işlerinde öyle işimize yarıyor. Mesela 2'ye aldık mı daha kuvvetli. İçinden uzun uçlar çıkıyor. Evet ekstra mesela bunlar laptoplar için bu işe yarar. Laptop ve masaüstü bilgisayarlarında lazım oluyor bu. Ama ışığı yok bunun. Tabii o bir eksisi. Neyse bunu şimdi kullanacağız zaten. İlerleyen dakikalarda detaylı bahsederiz. Arkadaşlar 75 lira bu anakart için bence ucuz değil. İlk önce ondan bahsedeyim. Çünkü hurda olarak alınmış bir anakart. Bit pazarları açıkken ya da Letgo'da bu tür malzemeleri bulmanız çok olasıdır. Özellikle büyük şehirlerde yaşıyorsanız Ankara, İstanbul gibi daha da kolaydır. Bu kuzenimizin bize yolladığı bir anakart. Bu ekranı kullanacağız. İlk önce görüntü gelip gelmediğini denemek istiyorum. Ondan sonra kamera ve diğer ekipmanları takarım. Yüksek amperli Fuji Power marka bataryamız. Eğer sizin elinizde de bir anakart varsa ve onu toplama bir iPhone yapmak istiyorsanız bu videoda tüm gerekli ekipmanları göreceksiniz. Ve bu ekipmanları denenmişini, tecrübe edilmişini bulmanız zor olabilir. O yüzden biz tecrübe ettiklerimizin linklerini zaten bu videonun altına açıklama bölümüne bırakacağız. Tornavidalar dahil. Bu arada diğer videolarımızı izleyip bu videoya gelmiş abonelerimiz varsa burada cihazların alımlarıyla ilgili detayları videonun sonuna saklıyoruz. Videonun sonunda platin üyelikten bahsedeceğim. Bilginiz olsun. Bataryayı da takalım. Test etmek için Semih hiçbir şeyi sökmüyor jelatinlerine. Evet, gerçekten çalışıp çalışmadığını görmek istiyorum. Dedikleri gibi çalışıyor mu? Açıldı. Elmayı gördük en azından. Elmayı gördüğünüz zaman iPhone'da %50'si bitmiştir işin. Jelatinleri falan nereden satın alırsanız alın sökmeyin. Telefonunuzda bir arıza olabilir. Ekranda ölü piksel olabilir. Jelatinler sökülmüş ekranları kabul etmeyebilirler. Touch ID'miz yok çünkü sadece anakart. Bu yan sanayi bir ekran ama evet, dedikleri bakın gibi
Ekran parlaklığı gayet anakart iyi. Açıldığı ve iCloud yok herhalde. 1 Ocak Perşembe diyor. Sıfırlandığı için yani batarya olmadığı için. Bakalım iCloud var mı yok. iCloud yok. Dedikleri gibi. Bu cihazda iCloud çıkmadı. Bakalım Wi-Fi görecek mi? Evet. Wi-Fi de var. Demek ki dedikleri doğruymuş. Şu an satan kişi de doğru söylemiş. Wi-Fi 5G görüyor. Normal Wi-Fi göremez. Neden göremez onu söyleyeyim size. Çünkü şuradaki Wi-Fi ekipmanları takılı değil. Evet. Onları birazdan takacağım. Kamera falan girmiyorum zaten. Buraya kadar bir anakart zaten elimizde stok vardı. Ekran ve dolu kasa kullandım. Aynen öyle. Şimdi hepsini zaten kamerayı falan da sıfır takacağım. Toplam bir maliyette çıkaracağız bununla ilgili. Yani 75 lira az mı çok mu görün arkadaşlar. Her şeyi sıfır kullanacağım ve maliyetini hesaplayın. 1000 lira gibi falan bir maliyeti çıkaracağız. Orijinal ekran takarsak daha da yüksek çıkar. Evet. Tabii orijinal batarya taktığın zaman daha da yüksek çıkar. Onları sayayım. Orijinal kasa. Kasa yani yansana. O zaman zaten bir sıfır al daha iyi bunu. Şu home tuşumuz tak çalıştır olacak. Parmak izi özelliği olmayacak. Kripto home tuşları. iPhone'larda şöyle bir şey vardır. Fabrikadan o anakarta özel bir home tuşu çıkar ve onun haricinde orijinal olarak taksanız bile home tuşun daha sonrası çalışmayacaktır. Parmak izi okuyucusu. Orijinal kameramız. Yani bu kamerayı ben sıfır aldım ama orijinal çıkmamalı. Bakın zaten satan adam kırılmış, filmi kopmuş, zedelenmiş, lehim tarihi geçmiş, yıpranmış, iadesi evet. Yoktur. Orijinal aldığınız tüm ekipmanlar Apple'da aşağı yukarı hepsi çıkma olacaktır. Bilginiz olsun. Bu da ön kamera. Bunu da orijinal aldım. Orijinal sıfır diye bir şey yok. Terviste belki vardır ya da yetkili bir Apple servisinde. Şu Wi-Fi demiri, bunun da sıfırı satılıyor internette. Yani bunu ben internetten almıştım yine daha önce de. Bu şekilde yolladılar. Büyük ihtimal bu da çıkmış. Büyük ihtimal. Yani sadece olsa bunu yollarlardı. Tabii. Bize lazım olan. Bir de yollamazlardı. Buraya takıyorum. Mija'yı bir kullanalım. Tamam, biri alalım. Ürünleri biz Banggood'dan alıyoruz. Bir. Çok soran arkadaşlarımız var. Banggood'da vergi ödemiyorsunuz. Vergiyi satın alırken hızlı kargoyla satın aldığınız zaman, ki ben öyle yapıyorum, vergi içinde geliyor. Yani kapıda sürprizle karşılaşmıyorsunuz. Çünkü AliExpress'te, ben AliExpress'ten de çok alışveriş yaptım. Semih de öyle. Aldığımız her ürüne kapıda kimine 35 lira, kimine 20 lira, kimine 40 lira vergi çıkıyordu. Cihazın maliyeti, aldığın ekipmanın maliyeti artıyor. Ama Banggood'da öyle bir şey yok. Satın alırken kargo ücretiyle birlikte vergiyi de ödüyorsun ve abartmıyorum size, satın aldığımız ürünlerin çoğu 7 günde geliyor. 7 gün geçmiyor, 6 gün bazen. Çünkü aynı gün uçak kargo yapılıyor. Bunun adı Xiaomi Mija Electric Praxis'miş. Mija'nın elektrikli versiyonu. Evet. Şimdi Wi-Fi adaptörünü taktım. Kameraya da taktım. Şimdi vidalar, tabii vidaları satın almanız gerekiyor. Ben almıyorum çünkü benim böyle bir vida setim var. Şu anki indirimli fiyatı da 270 liraymış. Ama fiyat söylemem yanlış olabilir. Video belki bir sene sonra izleyeceksiniz. Nasıl alışveriş yapacağınızla ilgili bu da soruluyor. Buy Now dedikten sonra kargo seçmemizi istiyor. Seçeceğimiz kargo vergisiyle birlikte olan. Bunu seçtiğiniz zaman uçak kargo gelecektir ve vergi dahil olacaktır. Aslında bu mesela Wall Street'e göre daha ağır. Rengi aynı. Bataryası büyük. Type-C bunun şarjeri. Bununki mikro. Ve bu daha kuvvetli arkadaşlar. Evet. Daha sağlam sıkıyor. Wall Street de güzel. Ya bilgisayar işi de yapacaksanız bu olabilir bence. Olabilir. Evde ufak tefek farklı aletlerde sökecekseniz. Ama bu daha pahalı herhalde. Ama Wall Street'in içinden uç daha çok aynı çıkıyor. Aynı para hemen hemen. Hmm. Bunun içinden uç biraz şöyle, çıkıyor. Bunun fiyatı 35 dolarmış. Wall Street'in fiyatı da 35 dolarmış. Hmm. İkisi de aynı para. Anladım. Yine bakın şurada uçların boyutları da yazıyor. Şöyle netlesin kamera. Gördünüz mü? Mesela Y06 kullandığımız çok. Fakat benim en çok hoşuma giden taraf şu. Aynı zamanda ve şu. Burada mı tıslandırma var? Tabii tıslandırma var. Bakın düşmüyor. Neyse şimdi çok detaya girmeyelim. Hemen ekranı takalım. Şimdi burada bir malzeme daha gerekiyor. Ara soğutucu demir. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Ama o bende var. Bir de şey söylemek istiyorum. Banggood'dan alışveriş yaparken tabii ki Türkiye fiyatlarına da bakın. Öyle bir kararlaştırın. Hani hangisi daha ekonomikse, sizin için daha karlıysa onu seçin. Türkiye'den de alsanız zaten 2-3 günde gelecek. Banggood'dan da alsanız 5-6 günde, 7 günde gelecek. Ben bunları toplarken sen bir not eder misin? Edeyim. Kullandığımız malzemeler unutmayalım. Ucu değiştirelim. Ben bunlarla ilgili şöyle size link bırakırım. Tamret.net'teki iPhone 7'nin ana sayfasını bırakırım. Orada tüm bu malzemeler olacaktır. Tak çalıştır tuşumuz bu. Cihazın anakartının nereden satın alındığından bahsedeyim. Bizim kuzenimiz var İstanbul'da yaşayan. Bilmeyen arkadaşlarımız varsa arada bize bir takım cihazları yolluyor. İstanbul'da Facebook gruplarından ya da Letgo gibi sosyal medya organlarından
hani organ nedir arkadaş? Neyse. Sosyal medya kanallarından mı diyeyim? Yollarından mı? Her neyse. Hep anladınız şey siz onu. Bir yerlerden alıyor işte anlayacağınız. Letgo, Metgo, sahibinden, Facebook. Ya şimdi sahibinden diyorum. Arkadaş çıkıyor Get'le ya da Get'siz kredi kartıyla, havaleyle bir şey alıyor. Allah korusun dolandırıcı çıkıyor. Ben ona yol açmak istemiyorum. Yani bunları bizim işimiz değil sosyal medyadan güvenli alışverişi anlatabilmek de. Arkadaşlar var bunları anlatan. Yani havaleyle bir şey satın almayın öncelikle tanımadığınız kişiden. Öyle söyleyeyim size. Kısacası böyle. Neyse bir yerlerden alıyor. Bunu da Bit pazarından almış. Bize yolladığı böyle ürünler oluyor. Anakarttır, hurda. Carttır, curttur. Bu da onlardan bir tanesi. Bunu Bit pazarları açıkken bir zaman yazın mı artık bilmiyorum. 75 liraya satın almış. Bizim aldığımız ürünler, buradalar, anakartlar, ekranlar hemen geçen hafta almış ürünler değil. Değil. Şöyle, çok uzun zamandır duran da var. Yani duran da var. Geçen sene alınmış da var. Öyle düşünün biraz. Bizde çok fazla çünkü hurda cihaz, cartuz bir şeyler var. Elimiz hangisi gelirse ona, canımız hangisini tamir etmek istiyorsa onu yapıyoruz. Şu an Bit pazarları kapalı. Geçen bunu neden açıklamak zorunda kaldım? Bu arada senin o an söylemek istediğin Semih bir şey varsa gir araya. Çünkü ben boş yapıyorum. Ya burada zaten standart bilinen şeyleri yapıyorum. He tamam o zaman. Geçen demiş ki Bit pazarı mı internet mi başlık? Bit pazarı mı internet mi bizim serimiz arkadaşlar. Bak bunların... Soru işareti. O bir seri. Kaç paraya aldık serisi gibi. Bize mi kaçtı serisi gibi. Neyse Bit pazarı mı açık pandemide yazmış. Bir arkadaşım bir videoyu bir izle gir. Yani orada ben Bit pazarından aldığımı söylemiyorum. Ama bu anakart Bit pazarından alınmış falanca fi tarihinde bir zaman. Ben artık zaten bu yani. Bazı şeyleri demeyi bıraktım. Neler neler diyorum. Yine aynı sorular, aynı yorumlar yine geliyor. Şu an böyle takmam gereken tüm ekipmanları taktım. Batarya bantını da takalım. Batarya bantı kimi kasadan çıkıyor, kimi kasadan çıkmıyor. Kimi bataryadan da çıkıyor, çıkmıyor. O da bir muamma. Bazı firmalar koymuyor. Bazı firma koyuyor da koymasa daha iyi. Bu mesela. Ortalığın yani. Olmasa da olurmuş. Keşke koymasaymış. Yani ne oldu? Gitti işte. Şimdi bizim ama bununla ilgili depomuz var. En kalitelisi, en stabili. Sıvı koruma bandı da var ama gerek yok şu an için. Çünkü bu telefonu stabil çalışıp çalışmayacağını bilmiyoruz. Sıvı koruma bandı nedir, ne değildir diye soracak olan bir arkadaşımız varsa şu bir sıvı koruma bandı. Birkaç tane gerçi. Bunlar var. Web sitemizde de bulabilirsiniz. Bazılarını ekliyoruz. Girin bakın ihtiyacı olan varsa. Bak bu stabil bir batarya bandı. Elbette kutusundan da çıkıyor ama böyle olmuyor. Teminki gibi oluyor genelde. Bak bunu da yanlış yapıştırdık. Böyle. Bunu da şuraya. Bunu takmadan önce şöyle yapın. Size şöyle göstereceğim hemen arkadaşlar. Başta bunu takın. Bataryayı aşağı yukarı takarsınız. Sonra zor olur. 10 numara 5 yıldız oturdu. Bunu geri çıkartın. Şimdi burada mesela bazı eksiklerimiz var. Onları yapmayacağım. Kameranın koruyucu üst demiri. Bak bu böyle sallanır. O demiri takmazsanız. O benim elimde var ama ikinci el var. Çıkma. Kendim hurdadan başka bir cihazdan söktüğüm için buna takmayacağım. Çünkü bunu satın alıp alamayacağınızı bilmiyorum. Hı hı. Ama diğer taktığım tüm ekipmanları bir yerlerden bulursunuz. Mesela bunun üst koruyucu demiri de yok elimizde. Aslında oralara başka pratik çözümler de bulunabilir. Var. Yok. Çıkma olarak var elimizde. Yani yok derken. Ya sıfır yok onları. Satın alabileceğiniz mal da piyasada yok. Aslında zaten. Onlar satılıyor şeyde. AliExpress'te falan. Hı, var. Şöyle. Yaparsınız. Bir sonraki tamirde yani daha doğrusu batarya değişiminde burada bant olduğunu görür onu çeker arkadaşlar yapan kişi. Şimdi bunu şuraya şöyle takalım. Üste oturttum. Burada bir kasıntı oldu nedense. Neden oldu? Bazen bu ufak dokunuşları yapmak gerekiyor. Home tuşu da çalışıyor. Cihaz 10 numara 5 yıldız oldu. Şimdi sim kart demirini de taktım. Bunları da satın alabiliyorsunuz. İnternette var. Olmadı koyarım alt vidaları ben eklerim. Bazen yanlış gönderiyorlarmış. Birkaç arkadaş farklı bir yerden satın almış. Arkadaşlar illa işte ürün satmak için yapıyoruz. Arkadaşım bizden almayın ama bunları... Yok bizden almanız gerek yok. Ben şimdi hani şunun hepsi burada linkini de koyuyorum aşağı zaten koy eklerken. Yani. Bizden almanız şart değil bu ürünleri. Bizim linkten de almanız şart değil. Biz sadece bilin diye. Yani tamiret.net'in kuruluş amacı para kazanmak hatta değil. Hatta bizden almayın daha iyi. He yani iadesiyle uğraşmayalım. Sonra alıyor. Bir problem olduğu zaman. Bazı arkadaşlar alıyor. Yok şöyle oldu. Defolu çıktı. Ya olabilir arkadaşlar. Onlar elektronik ya şöyle. Home tuşu da çalışıyor bakın. Tak çalıştır bu arkadaşlar diye geçer. Yani sadece geri çıkma işlevi yapar. Ha bu arada bir... tamir et sat serimiz vardı biliyorsunuz birkaç ay önce. Canımız sıkıldı kapattık o seriyi. Ha o bitti yok artık. Yok öyle bir şey yok artık. Normalde biz bunu şu an topladık size satabilirdik ama 75 lira anakart aldık işte kaç paraya mal ettik işte 500 lira da para harcadık diyelim 575 lira böyle bir serimiz vardı 575 lira bunu abonelerimize satıyorduk birkaç can sıkıcı olay yaşadık yorumlarda o yüzden kapattık şimdi onu. Bakın Wi-Fi biraz önce gelmemişti adaptörü taktım Wi-Fi geldi. Aynen. Hem de normali geldi kamera sesini de bakalım ooo şey polifonik melodi var. 10 numara lan. Touch ID'ye boşuna girmeyin ayarlayamazsınız. Şu parmak izi olayı şu
Star Trek'te kapı açılıyordu ondan mı? Ya, aynen öyle. Bataryası %100. Yeni batarya olunca öyle oluyor. Dipnot eklemek istiyorum. Reklam değil bu. Fuji Power'ı fiyaslamamızı soruyorlar bazen. Birkaç model daha varmış marka. Mesela en ünlüsü Deji. İyi bir batarya o da. Rova. Bunların hepsi aslında aynı gibi. Amperleri aynı. Firmaların verdiği imkanlar. Aynı batarya. Hangisi hoşunuza gidiyorsa onu alın. Bütçeniz hangisini elde ediyorsa onu alın. Şimdi ben bizde ne kadara satılıyor, dışarıda ne kadar bilmiyorum bunların fiyatlarını. Bakarsınız, onları ben de bilmiyorum. Ben bizde ne kadara satıldığını da bilmiyorum. Kaba taslak yazıyorum. 150 lira ekran. Yan sanayi. Bu adaptör hiç yoksa 40 liradır. Kasa. 250 lira filandır. Arka kamera 250. Ön kamera 70 falandır. Bunların fiyatları 3 aşağı 5 yukarı. Özellikle kameranın değişebilir. Kontak çalıştır 70. Batarya 100-120, 130. Ara ekran soğutucu 40. İç kulaklık 10 liraya da alırsın, 20'ye de alırsın, 30'a da alırsın. O çok karışık. Bu arada şunu belirteyim. Bazı parçalar yan sanayi. Ekran ve kasa mesela, batarya. Bilginiz olsun. Şimdi hemen toplayalım. 150. 1070 lira arkadaşlar. 1070 bunu lira. 20'den hesapladım. Malzeme parası. 1070. 75'te cihaz dedik. Hadi 70 diyelim ona da. 1140 TL. Ne oldu? Burada yan sanayi. Kasa yan sanayi. Yan sanayi. Bu ekran orijinal olsaydı bu fiyat hiç yoksa 400 lira falan olurdu. Minimum. O da çıkma orijinal. Şöyle revize. 1140 artı. Revize miydi onun adı? Revizyon. Revizyon. 150 daha. 1400 TL etti arkadaşlar. Bunu gerçek bir orijinalini bulduğunuz varsa Apple'dan bir şekilde buldunuz. Aşağı yukarı 1000 lira falan onun fiyatı o ekranın. Evet. Bataryası da 550 lira. Yani 2000 liraya falan mal olur. O yüzden arkadaşlar yani bu fiyatlar normal yani. Çok bile yani bence. Bir telefoncu için anakart çok değerli. Evet. Telefoncu da bu telefonun her şeyi vardır. Bir anakartı bozuktur. Alır içine takar. Tabii, canavar gibi olur. Bu ama parmağı yine okumaz. Aynen öyle. Hesap ortada arkadaşlar. Bu cihazın satılabileceği rakam da 2-2.5 olan. Minimum 2 yani. Eder. Bu güzelmiş. Bu alet güzel. Oldukça vida kutumuz. Kan şekerim düştü ya. Tamam yeter. Zaten bayağıdır video yeter çekiyoruz. Mi? Arkadaşlar 7 parça bile ürünümüz var. Bir tanesi şuradaki iPhone 7. Bu bir hurda cihaz. Nedir ne değildir bilmiyoruz. Bilmeyeceğiz de hiçbir zaman. Çünkü biz buna müdahale etmeyeceğiz. Müdahale edersek bu cihazı hediye veremeyiz. Bizim olur. Bu cihaz artı bir tane oyuncu kulaklığı RGB'li. 2 tane powerbank. Bir tane büyük powerbank. 30 binlik Cyrox marka. İyi bir şey. Ben bunu denedim. Kullanıyorum. Bu RGB'li. Bunlarda hiçbir sponsorluğumuz, reklamımız yok. Dediğimiz gibi birkaç video önce, birkaç ay önce demişizdir. Biz kendi cebimizden alıyoruz. Biz, evet. YouTube'dan kazandığımız reklam gelirleriyle alıyoruz. Zaten emin ol öyle sponsor olsa Earpons yazıyor. Yani sponsor olsa bu marka olurdu muhtemelen. Ya da bunu bilmiyorum. Bu ne? Kredi kartı olarak satılan. Ha, öyle mi? Neyse bunları hediye edeceğiz. Sağ alt köşede çıkan sosyal medya hesaplarını takip etmek. Tamre 0, Ferdi ve Simi. Sonrasında bu videoya yorum yazarak yorumunuzun altına Instagram adınızı yazmak. Videoyu beğenmek, kanala abone olup bildirimleri açmak. Bildirimler çok önemli arkadaşlar. Duyururum genel ama onu boş kaldığımız gün için Instagram'dan tekrar duyururum gibi bu videoyla birlikte paylaşırız. Bitti bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, senin abinin o ne? Ekran takıyor. Ne ekranı? Telefon. Ha, Sony mi? Reader. Takipçimizin bulamamışlar ekranı hiçbir yerde. Düzgün çalışan takamamış kimse. Fırsat olsa da keşke onun da videosunu koysak ama. Reader. Reader P8C diye bir model. Videolarını çekiyoruz ama çoğu videoyu koyamıyoruz. Daha doğrusu Rakit şöyle oldu. Ben videoya başlamadan önce B8000'i sıkmıştım. Hmm. O arada yaparım dedim. Unuttum. Bakın videoyu biz yarım saat falan oldu çekiyoruz. Evet. Şimdi yapıştırdım. Bakın ona rağmen. Orada da onu yaptı Semih. Platin üyelik videonun sonuna sakladım. Platin üyelik bizim katıl buton özelliğimiz. Üye olan arkadaşlarımıza her ay bir cihaz veriyoruz. Cihaz tamamen şans eseri ne cihaz alacağınız. Çünkü cihazları gösteriyoruz. Sonra kargo poşetlerini koyup numaradan siz seçiyorsunuz. Bu tamamıyla şans olduğu için iPhone alırsın, Samsung alırsın diye bir şey yok. Sadece cihaz garantisi var. Cihaz alabiliyorsunuz. Bu şekilde bir üyeliğimiz. Her hafta pazartesi ya da salı Instagram'da linkini yayınlıyor. WhatsApp'ta da istediğiniz numarayı bize yazıyorsunuz. Benim kan şekerim çok fazla düştü. Kapatalım videoyu. Tamam. Teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için. Hoşçakalın. Bay bay.